Evet, Hatay'dayız. Depremin üzerinden 35 saat geçti neredeyse. 600 konut mahallesindeyiz. 600 konut mahallesinde 600 konutun bulunduğu alandayız. Maalesef ki 600 konutun tamamının da yıkıldığını söyleyebiliriz. Hakan Polat şimdi kameranın arkasında sizlere görüntüleri gösterecek. Bir yandan ben de notlarımdan bahsedeceğim. Az önce burada sevindirici bir haber de yaşandı. Bir kız çocuğu hemen arkamızda bulunan noktada çıkartıldı ekiplerce. Şu anda Giresun Jandarma Özel Harekat ekipleri deprem bölgesinde, deprem alanında. Onlar da şu anda içeride bir yaşam bulgusuna rastladılar. Bir vatandaşın içeride olduğuna dair bir bulguya rastladılar. Onlar da orada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ancak şu anda bir bekleme içerisindeler ki yanlış bir harekette bulunmamak noktasında bekleme içerisindeler. İçeriye doğru kirişlerle ilgili bir çalışma yapılacağını noktasında bilgi aldık az önce. Birçok noktayı gezdik Hatay'da. Dün akşam saatlerinden itibaren Hatay'daydık. Birçok noktayı gezdik. Maalesef ki şehrin büyük bölümünde bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Burada 600 konutlar bölgesinde olduğumuzu söyledik. 600 konutlar mahallesinde olduğumuzu söyledik. 40 yıllık binalar olduğunu belirtiyorlar ve nitekim şunu da söyleyelim ki binaların uzun süredir de hasar noktasında sıkıntısı olduğu da yine buradan vatandaşlardan aldığımız bilgiler noktasında. Yani deprem öldürmez, bina öldürür gerçeğini bir kez daha yaşamış olduk. 7.7 şiddetinde bir depremdi. Kahramanmaraş merkezde olmak üzere. Dün gece saatlerinde meydana gelmişti. 4 sıralarında yaklaşık 35 saat geçti depremin üstünden. Askerler bir yandan, vatandaşlar bir yandan. Onlar da çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çalışmalar yapıyorlar. Bir yandan da askerler, bir yandan AFAD ekipleri, AFAD gönüllü ekipleri, itfaiye ekipleri de yine aynı şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar diyebiliriz. Aslında kimlere ulaşıyorsa oraya ulaşabiliyor şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Sözlerimizi toparlayacak olursak eğer, Hatay'dayız. Deprem yüzünden yaklaşık 35 saat geçti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zira canlı ellere yine de ulaşılıyor diyelim. İçeride ekipler çalışmalarını devam ettiriyor diyelim. Hava şu anda Hatay'da parçalı bulutlu, ılık bir hava var ama gece saatlerinde yağış vardı, yağmur vardı. Tabii ki de bunlar da yağış da çalışmalarını etkiliyor, çalışmaları etkiliyor diyebiliriz. Soğuk olduğunu belirtelim. Birçok noktada hala yardım bekleyen insanlar olduğunu belirtelim. Ve sözü tekrar merkeze bırakalım.